Evet merhaba arkadaşlar. 9. bölüm hak ettiğini kanıtlayanlar diye başlıyor arkadaşlar. 9. bölüme başlamış bulunmaktayız artık. Kim sence bu adamlar? Umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Kanala abone olmayı unutmayınız. Bence Avery ya da Thomas Tew bizi korkutmaya Neyse, çalışıyor. Oyuna Ama neyse ya. Ki boş biz bitkin hazine avcılarıyız. Neyse ki. Bu arada biz ne çizdik oraya? Evet. Tevin inşa nişanı İskoçya'da ne arıyor? Hak eden kim varsa cennet onları bekler. Hak etmeyenler korkunç kaderlerine hazır olun diye şey yapmış. Kesin bizi burada bu bir tuzakları vesaireler karşılıyor olacak. Nereden gidiyoruz? Buradan mı? Bu köprü de diğerleri kadar güvenli gibi. Hala ayakta işte. Ünlü son sözler. Ne fark ediyor buradan gitmekle şuradan gitmek arasında? Sakin, sakin, sakin. Ah, tamam taşıyor. Hadi. Bu köprüler kanuna uygun yapılmamış. Hayır uygun. Olsan kanuna. Abi burada da sürekli kaya kaya bir yer olduk bu bölümlerde ya. Buradan nereye gideceğiz? Böyle. Labirent gibi yapmışlar ya. Burada ne var? Buradan karşıya atlama gibi bir lüksümüz yok. Bence. Buradan gideceğiz. Dedim abi bu tuzaklarıyla karşılaşacağız ya. Oradan dönemeyiz. Evet. En azından çukura falan düşmedik değil mi? He. Şöyle taşlara basma dostum. Bir kol daha bu. Evet şimdi şu eli alacağım. Ulan. Tanrım. Karmaşık bir test gibi mi? Veya bir deneme? Evet. Belli ki bu adam bu işi başarmış. Biz başaralım. Altta bir şey var. Bu bir kova. Su kovası var. Tamam. Sırada ne var? Buraya çıkamıyoruz. Elimizdekini bırakamıyoruz. Oba doldu. Tamam bana getir. Al bakayım. Oğlum, bu kova deliktir lan. Küflenmiştir artık o kova. Bu bıçaklar ne işe yarıyor? Tamam galiba burada neler döndüğünü anladım. Üç haçla ilgili bir şey mi bu? Evet. Bence bunlar İsa, soldan sağa iyi hırsız Dismas ve kötü hırsız Gestas. Bence beyaz haç Dismas. Siyah haç da Gestas. Bir dakika. Bakalım. Hey Sam. Dismas İsa'nın solunda mıydı? Ön taraflarından mı bakıyorsun, arka taraflarından? Sol, orta. Önden. Öyleyse evet, soldaydı. Tamam, bendeki de öyle. Bir dakika, sağda en sağda şey var. Kara ağaç. Tamam. Oğlum büyük kaç ve şey var. Bir dakika.
böyle getirsek büyük kaçta şeye gelecek o zaman. Sence oldu mu? Kolu çekmeyi deneyebilirsin. Deneyebilirim. Ama bir dakika ya. Yukarıda kova gelecek abi. Üste koyunca bir şey hareket etti. Mekanizmadan kapıya giden bir kanal. Tamam. Üste gelecek o zaman. Orada kalsın. Tamam, şimdi olmalı. Ha, hadi bakalım. Bakalım mı? Kolu çekecek misin? O bir beyaz açla şeyi karıştırıyorum abi. Ve bingo. Galiba başardın. Bak gördün mü? Galiba bitti. En azından yaşıyoruz. Bu da bir şey. Ben o kadar şey yapmazdım. Peki bu bir testse tam olarak neyi test ediyordu? Kova doldurmaca mı? Aziz Dismas'ı tanımalıydık. Ki bence Evir ve tayfası onu epey iyi biliyordur. O kadar da zor değilmiş. Belki tek test bu değildir. Şanı İskoçya'da ne arıyor? O erişmeye çalıştığın şey tıpkı böyleydi. Bu da ileride bir bulmaca var ve büyük ihtimal onun şeyi mi acaba? Burada bir şeyimiz var mı? Sonradan geri dönmek vesaire istemiyorum abi. Buradan da bir gidiş gibi bir şey vardı. Ha yokmuş, tamam. Okey. Sakin. Beyaz diş. Evet, şuradan karşıya bir yere atlayacağız herhalde. Aynen. Burada bir şey var mı? Yok. Galiba şu kırık köprüye çıkmalıyız. İyi tahmin. Yukarı bir yol bulalım. Hey gelsene. Seni kaldırayım. Gel. Hep biz buluyoruz zaten. Sen anca amelilik şey yap yani. Kendini taşıt. Hep Nathan. Başka bir şey yok. Burada sana göre bir şey var. Duvardaki çıkıntılara ulaşmak için bunu kullan. Evet. Amelilik bize zaten. Takip et. Böyle demesi ne kadar kolay ya. İşi zorlaştırmak için çabalamışlar değil mi? Bence köprüler ve yollar yıkılmamış olsa daha kolaydır. Yüzlerce yıl geç kaldık galiba. Bakalım içeride ne var. Lan hayır. Abi o kadar yerden düştün. Nasıl ölüyorsun ya? Pekala. Galiba şu kırık köprüye çıkmalıyız. Bir de buradan başlatıyorsun yani. Oo. Gel. Hey gelsene. Seni kaldırayım. Geliyorum. Ya bu kadar da geri atılmaz gibi oyun. Cidden atılmaz yani. Tamam. Burada sana
Sana göre bir şey var. Ver hadi ver. Kafama atla. Duvardaki çıkıntılar olan... Kafama düşecek mi lan acaba? İyi fikir. Hayret, kafama düşmedi. Beni takip et. Hadi abi. İşi zorlaştırmak için çabalamışlar, değil mi? Bence köprüler ve yollar yıkılmamış olsa daha kolaydı. Yüzlerce yıl geç kaldık galiba. Bakalım içeride ne var. Hey, tavan alacak, kapatın. Al. Evet, tamam. Dikkat edelim. Bir sus be. Bir sus be. Seni beklemek. Lan sen konuşuyorsun. Buradan. Belki buradandır. Burada biraz ışık var. Ah, yeraltı mezarlığı. Mantıklı. Katedralin altındayız. Karşıya zıplayacağız da yine bir bakayım. Yurtlarda kayda değer bir şey var mı? İlginç mezar taşlarını saymazsak bir şey yok. Manastır salonunu kazmayı bitirdiniz mi? Bitirdik efendim. Kuzeybatı bölgeleri de açılmış durumda. Peki ya güney kısımları ne durumda? Henüz değil. Vinç'i oraya taşımak bir günümüzü alır. Nadine. Halledin. Ve Vinç siz ne çıkarabileceğinize bakın. Emredersiniz. Hemen birkaç adam yolluyorum. Güzel. Rafe, el yazmalarında ne durumdayız? Bir dakikan var mı? Bizim geldiğimizi öğrendi kesin. Tamam efendim. Yani zaten o kadar adam öldürdük. Öğrenmeseydi yani... Aptallardı yani. Duydun mu? Katedralin altına ekli bir yalan buldular. Duydum. Gördün mü? Hayır. Neden? Çünkü bir şey kalmamıştı. Yani bulma işini bitirdiklerinde. Çünkü adamlarım dinamiti bol kullanmıştır. Adamlar porselen dükkanına giren fil gibi davranıyorlar. Ama iki günde bizim bir ayda yaptığımızdan daha çok ilerlediler. İlerlediler mi? Molozları analiz edemem. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Merak etme, bir şey yapmadan önce sana haber vermelerini söyleyeyim. Hala bizimkileri bilmiyorlar mı ya? Ya da ben sağlam kalan birkaç ipucunu inceleyinceye kadar durmalarını söyleyebilirsin. Hayır, daha fazla oturup bekleyemeyiz. Kusura bakma ama bana kalırsa bu konuda senden çok tecrüben var. Senin yolunu da denedik. Hadi oradan. Geldiğimizden beri burayı yerle bir etmek istiyorsun. Hayır, o açı müzayedeye gelmeden çok önce çalmak istiyordum. Ve o müzayedeye sıkıntı çıkmasın diye adamlarımı getiremezdim. Müzayede haçı almanın ama en temiz yoluydu. Ama kendimi dinlemek yerine seni dinledim. Bu yüzden bir rakibimiz oldu. Onu hesaba katmamıştım. Belki de onu deliğinden çıkarmak istedin. Neden? Neden böyle bir şey isteyeyim ki? Ona ihtiyacın olduğunu sanıyorsun. Belki vardı. Demem o ki ben artık işi temiz yoldan halletmiyorum. Hazine buradaysa bulacağız. Bu kadınla başımız belada. Değilse de... Ölmesek bari. Belki önümüze bakma zamanıdır. Rafe. Hey Rafe. Sakin ol Rafe. Kişisel algılama. Ben olsam bu kadını öldürürdüm. Yapma Rafe. Evet tabii. Bir şey çıkarsa sana haber veririm. Ortaklığı peste. Rafe yapma. Öleceksin Rafe. Öldürecek bu kadın. Ah be. Ya anca bu kadar sinirlenirsin. Ya en son masayı ben vururum. Peki. Hazineyi havaya uçurmadan hareket edeceğim ya da yiyişmeye başlamadan. Hey dur. Sence de haklı değil miydi? Ne konuda? Rafe'in seni çıkarmak istemesi konusunda.
avantajında olmadığı sürece hani fark etmez. Baksana, sen hangi ek alandan bahsediyordun? Yan odada falan olması lazım çünkü burada bir tek biz varız. Oğlum buradan nereye gideceğiz? Karşıya mı zıplayacağım? Yok. Az önce bunu niye yapmadım peki? Oyun. Ya bazen anlayamıyorum. Böyle atlamıyor ya böyle oyun. Ya bak buradan gideceğiz. Ama şu odaya da bakmak istiyorum o zaman. Bu odada bir bok var. Kesin. Bakayım. Evet, bingo. Biraz yine daha bulduk. İncele. Kalaylı kutu. Ben dedim. Kolaydı. Hadi gel. Şimdi buradan... Sen gelmen lazım büyük ihtimal. Zıplamak için biraz yüksek kalıyor tabii. Şey yoksa trambolin. Bahçemde unuttum. Lanet olsun. Bir dakika. Trambolinin mi var? Keşke. Hadi. Bir şey yap. Hep Nathan'dan bekleme bir şey. Burada ne vardır? Evet, şuradan. Bak, burada bir yol var. Buradan böyle gideceğiz yani. Başka bir yolu yok. Şöyle bir kere daha sallanayım. Evet. Sen bunu düşünmek istiyorsun zaten de. Bekle. Bir kasa. Hemen geliyorum. Teşekkür ederim efendim. Bak normalde az önce böyle bir yükseklikten düştük ve öldük. Ama şimdilik nedense ölmüyoruz. Neden? Yüksek değil. Ölemezsin. Lan amele miyim oğlum ben ya? Al bir şey sen çalış ya. Yani şuradan şuraya çekemiyor musun onu? Evet, kesinlikle katedrale yaklaşıyoruz. Ya da harabesine. Hey ya, zaten geldiğimiz yer galiba. Ne yalan söyleyeyim, beklediğimden çok daha fazla karmaşık çıktı. Benim de. Nereye gideceğiz? Şansı yıllarca sürmüştür. 400 milyon doları saklamak için masraftan kaçmamışlar. Nereden gideceğiz? Abi geri dönüyoruz bu şekilde. Köprü bitmiş. Geçmenin başka bir yolu olmalı. Hadi bakalım. Lan. Yanlış da bastım. Hayır, Nathan. Hayret bağırmadı. İyi, buradan devam. Hadi bakalım.
var olmaman güzel. Tamam. Halatlarımızı buna takabiliriz. Bu işe yarar. Hayda. Ulan yoksa bir dakika dur. Ha. Buradan çıkış var mıydı? Lan. Köprüye ne gerek var? Bilemiyorum ama köprüler olsa da fena olmaz. 2 saat benim geçmemi mi bekledin ya? Geçsen abi, 2 saat niye bekliyorsun yani? Geçemem. Test eden ben mi olacağım? Ölmek nasıl isteyen ben mi olacağım ya? Bu ne ya? Ne itin zaten ölmeye gitsin hep sürekli. Buradan. Yol gösteren sen olsan olmaz mı? Hep Nathan. Burası komple yıkılıyor olmasaydı bile yine de kapana kısılmış olacaktık. Nathan, etrafa bak. Vay canına. Yine bir test herhalde ama her şey okyanusa gömülmüş. Ah şey, o zaman şimdiki test. Ama bu da ne? Karşıya nasıl geçeceğimiz mi? Herkes bilsin ki ben Dolores, Kaptan Thomas Harvard Ahman Tekiyim. Hepsi bir haçla başladı. Eski yoldaşım muallak bir cennet vadisini şifreleri vesaire bilmem ne vesaire vesaire. İşte bu kadar bir şeydi. Kendimize ahmak de dedik yalan. Tabi ahmak olan oydu. Ölen kişi. Kesin kırılacak. Bence şu ahşap tahtrevan gibi bir şey bir işe yarayabilir. Deneyelim. Okay, hadi bakalım. Çıkacağım mı? Nathan dur. Olmayacak. Çok aşağıdasın. Ben ağırlık vereceğim. Başardım. Pekala. Şimdi bana ne olacak? Doğru. Etrafa bakayım. Şu makinelere bir bak. Hayran olmaya başladım, biliyor musun? Oldu mu? Evet, bir saniye. Tamam, tahterevalli için bir şey buldum. Zaten hep ben buluyorum ya. Ama eleyim oğlum, ben şu arabaları niye ben hep ben itiyorum? Sen itsene. Benden daha ağır. Ha evet. Hey, iyi uçtum. Karsın. Sakin ya, evet oyuncaydı. Ne ölmüştü be abi. Götümüzden terak. Test daha tamamdır. Şu anda bir ölüm tuzağı çıkmazsa iyi olur. Umarım artık sonuna gelmişizdir. Hadi. Keşke o kadar kolay olsa dedi gibi ya. Tamam. Heykeller ortamı hareketlendirmiş. Gerçekten. Neden define alanını dekore edersin ki? Ya da niye testler koyarsın ki? Acaba neden? Cenazeyi kimse almasın diye. Adam diğer tarafa hazine götürmeye çalışıyor. Hiç alışamadım. Kefenin cebi varmış yani.
Kefende cep olunca böyle oluyor yani. Bu da başka bir haç. En azından bunda mücevherler var değil dur, mi? Dur sakın dokunma. Ne? Neden? Baksana. Bu mağarada bulduğumuz tek değerli şey bu. Haklısın. Bence bu da bir test. Eşit ağırlıkta bir şey bulacağız. Evet. Ya da tam tersi. Tamam. Öyleyse... Sikkelerle ilgili olmalı. Sikkeler. Bundan emin miyiz? Hepsini aynı anda asan olacak. Tamam, oldukça eminim de yeterli. Pekala, sadece bir tane. Aç gözlülük, aldım. Lütfen tuzak olmasın. Ay de ilk defa biz yapmıyoruz ha. Şekli tanıdın mı? Bu Madagaskar. Bak. Yıldız burada. Burası Kral Koyu. Evet aynen. Evet şimdiki sıradaki şeye gideceğiz. Yere gideceğiz. Şerefsiz. Bizimle oyunu oynuyor. Nasıl? Evri. Bizimle oyunu oynuyor. Buraya kadar olmalıydı. Nerede o zaman bu kahrolası hazine ha? Yani Kral Koyu demek güzel ama ya sonra? Kuzey Kutbu mu? Dış uzay mı? Nathan. Hak eden kim varsa... Cennet onları bekler. O adam topluyordu. Kim adam topluyordu? Avery. Adam topluyordu. Niçin adam topluyordu? Ve patladık. Beyler, çok ama çok ses çıkarıyorsunuz. Atın silahları. Yavaşça. Vursak, öldürsek. Size hala borcum. Beraber gitsek. Beni pencereden atmak sana yetmedi mi? Rafe. Rafe, cevap ver. Ben mezarlıktayım. Nadine, buradalarmış. Evet, şu an tam karşımdalar. Daha yeni fark ettiler. Ne? O kadar adam öldü. Neredesin sen? Hemen katedrale geri dön. Delikleri izle. Tamam, ben geliyorum. Ve Tanrı aşkına onları hemen vurma. Öyleyse acele etmelisin. Kral Koyu. Evet ama... Kral Koyu'nda neresi? Bulmak için şuradaki haça ihtiyacım var. Ama nasıl kullanacağını sadece iki kişi biliyor. Dur tahmin edeyim. Siz ikiniz. Ha, işi Rafe bırakacaksan çok uzun süre beklersin. Üzgünüm çocuklar. Pazarlık yapmaya gelmedim. İstavroz'u getirin. Öldün. Bu istavroz değil, tamam mı? Ne? Hayır, yani istavroz üstünde şey olan haça dedir. Biliyorsun işte. Neyse canım. Dokunma sakın! Tırmanmalıyız.
çomak soktuk, vurduk, ateşe attık. Abi şu şeyi kapatmam lazım bu arada. Otomatik nişan almayı. Çünkü otomatik nişan almayı kendisi açmıştı. Sen nişancı! Siper al çabuk! Nerede oğlum nişancı? Ben görmedim. Bana deliğinden çıkar! Şey yapmaları çok güzel oyunda ya. Evet. Silahlara bayılıyorum ama mermileri nedense hep az oluyor ya. Hayır. Evet.
haksızlık. Koşmaya devam, durma. Bana hep böyle mi oluyor? Hayır. Abi niye tutmuyor? Hayır. Koşmaya devam, durma. Bana hep böyle mi oluyor? Hayır. Bazen. Evet. Evet. Evet, kesinlikle. Victor, bu mevsimde hava güzel olur dememiş miydi? Ben bir bok göremiyorum. Suya varana kadar inmeye devam etsen. Tamam, sen şunu ver. Sen buradan aşağı. Sen oraya nasıl çıktın ya? Sen oraya nasıl çıktın ya? Bana onu anlat abi, bana. Atlattık öyle değil mi? Ölüyorduk. Adamlar uçağıma ateş açtı Nate. Evet biz de iyiyiz sağ ol. Bizim Madagaskar'a ne zaman yetiştirebilirsin? Hazine yok ya. Yani. Henüz yok. Ne demek hazine yok? Bak zenginiz. Şuna bak. En azından bir başlangıç. Sence bunun geri kalanı Madagaskar'da mı? Mekanın zemininde Madagaskar'ın dev bir haritasının bulunduğu bir oda vardı. Yani evet. Muhtemelen orada. Bu iş sonuçsuz bir arayışa dönüşecek gibi görünüyor. Hazine hiçbir zaman İskoçya'da değildi, tamam mı? O zaman tüm bu geyiğin sebebi neydi ha? Aziz Dizmas'ın haçı falan. Ya az önce dediğim gibi işte. Bence Evri kendine mürettebat topluyordu. Haç davetiye gibi bir şeydi. Mağaralarda herhalde kabul mekanı falandı. Yani her şeyi çözdük ha? Tebrik ederim Victor. Artık gözbandı ve papağan alabiliriz. Bir halt anlamadım. Adam neden insanları seçmek için o kadar zahmete girmiş ki? Kendisini korumak için tabii. Bakın, Avery o zamanlar dünyanın en çok aranan adamıydı. Yanına güvenebileceği kişileri almalıydı ki hazinelerini gizli tutabilsinler. Neden hazinelerini dedin? Ya, bak, bir düşünün lütfen. Thomas Steele kendi çapında başarılı sayılacak bir korsandı. Peki ama Avery'ye katılmamak için ne sebebi olabilirdi ki? Bana sorarsanız Avery bütün o haçları sadece kendisi gibi zengin korsanlara gönderdi. Ya hepsi birleşip hazinelerini tek bir yere sakladılarsa? Öyle bir hazinenin yanında Guns Bey'in altınları bozuk para gibi kalır. Aynen öyle. Vay anam vay.
Tamam, anlaşıldı. Madagaskar'da tam olarak nereye gidiyoruz peki? Kral Koyun'a. Evren'in döneminde orası eski bir korsan limanıymış. Biliyorum orayı. Çok büyük bir yer. Daha net bir yer var mı? Şey, haritanın olduğu bölüm tamamen çökmüştü. Yani yok. Sen niye gülüyorsun öyle? Mağaradan sağ kurtulan insanlar. Yeni mürettebat. Yanlarına aldıkları tek şey neydi dersiniz? Bunun üzerinde bir volkan var. Kral Koyu yakınlarında büyük bir volkan daha var. Demek ki rotamızı değiştirmemiz gerek. İşte bu. Reklamlar. Reklam. Reklam da yapıştırmış ya. Alo. Ne haber Nate? Merhaba tatlım. Merhaba. Sana ulaşmaya çalışıyordum. İyi misin? Tabii ki iyiyim. Ne oldu? Haberleri dinledim de fırtına falan çıkmış galiba. Belki de Muson sezonu Malezya'ya gitmek için pek de akıllıca bir fikir değildi ha? Evet, haklısın. Evet, aslında bakarsan bizi bayağı zorladı. Yani bazı ekipmanlarda sıkıntı çıktı ama kimseye bir şey olmadı. İyi bari. Siz güvende olun da. Çalışmaya yarın mı başlayacaksınız? Şöyle bir kadın var ve sen erteler. Gidiyorsun macera yapıyorsun. Belki 10 gün daha kalmamız gerekebilir. Ah, 10 gün mü? Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ben gidip kendime bilet alayım. Hayır, hiç gerek yok. Meraklanma yani. Bilirsin işte bu adamlar meseleleri hep abartırlar. Eminim daha kısa sürecektir. Tamam öyleyse. Hiç acele etme. Bir de yalan söylüyor ya. Şöyle bir kadına yalan söylemirim lan. Her zamanki gibi. Allah cizanı verecek Nathan. Bak benim kapatmam lazım şimdi. Jameson beni çağırıyor. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni. Uydular ne diyor bakalım Victor? Şu an hiçbir bok demiyor. Çölde misiniz? Sinyali kaybettim. Hey, neyin sinyali kaybolmaz biliyor musunuz? Kağıdın. Pekala, şuradaki patikanın bizi doğruca volkana götürmesi gerek. Ama biraz engebeli olacaktır. O zaman yola koyulalım. Tamam. Pekala. Evet, büyük ihtimal bu bölümümüzün sonuna geliyoruz arkadaşlar. Şimdiden abone olmayı unutmamanızı rica ediyorum. Kanala bir bebeğini atmayı unutmayınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Haritaya göre volkanın çevir... arkadaşlar.